Efendim, eğitim ve yaşamdan mutlu günler diliyoruz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz ilk bölümde. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mustafa Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Müge Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Kırmadınız tekrar bu Ramazan günü bizi yalnız bırakmadığınız için. Şimdi hocam, Aydın Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu kadar kısa bir zaman içinde 22 bin mezun, 23 bin mezun, 22 bin öğrenci. Evet, çok güzel. Nasıl bir çalışma? Toparladık güzel. Evet, nasıl bir çalışma yaptınız? Müge Hanım, tabii öncelikle müsaade ederseniz, tam bu dönem biliyorsun tercih dönemimiz. Evet. Ben buradan bütün hem velilerimize hem mezun öğrencilerimize, üniversite adayı öğrencilerimize zorlu bir sınavın, zorlu bir maratonun sonunda almış oldukları puanları şu anda fakülteye dönüştürmek üzereler. Evet. Ben onların hepsine başarılar diliyorum öncelikle. Takdir edersiniz ki onlar yıllara dayanan bir maratonu ipi göğüslediler. Fakat tercihte çok sağlıklı tercih yapmaları lazım. Yoksa biz onu hep şöyle değerlendiriyoruz. Takdir edersiniz ki önce öğrenciye bilgi yüklüyoruz biz. Daha sonra bilginin puana dönüşmesini sağlıyoruz biz eğitimciler. Daha sonra da puanın fakülteye dönüşmesini sağlıyoruz. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz dönem bu puanların fakülteye dönüşmüş olduğu dönemdir ki yani nihayetinde o bilginin servis edileceği zaman diye biz bunu ifade edebiliriz. Burada çok dikkatli olmalarını ben kendilerine ısrarla öneriyorum. Ben hep şu öneriyi bulunuyordum bütün öğrencilerimize. Bütün eğitim kurumları kutsal, bütün eğitimci arkadaşlarımız bu ülkenin ve bu ülkenin yetişmiş insan kaynağı için çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Ülkenin değişik yerlerinde, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin olduğu gibi bugün 250'nin üzerinde tercih merkezleri oluşturduk. İstanbul'da 120'nin üzerinde merkezde tercih merkezi oluşturduk ve Türkiye'nin her yerinde. Başka eğitim kurumlarımızın da buna benzer faaliyetleri var. Muhakkak ki öğrencilerimizin ve velilerimizin bu tercih merkezlerinde bilinçli tercih yapmalarını ısrarla öneriyorum. Biz de buradan çok ısrar ediyoruz. Lütfen önemli. Kendi başınıza tercih yapmayın, profesyonel yardım alın diye. Küçük bir yanlış yapma, küçük bir oynama. Çünkü 0-10'da bir, 1000'de birlik rakamlar öğrencinin o fakülteye veya o bölüme girip veya girmemesine neden olabiliyor. Onun için muhakkak ki surette tercihlerini çok bilinçli yapsınlar. Bir refakatçi nezdinde, bir rehber hoca nezdinde muhakkak yapsınlar. Her eğitim kurumu bunu ücretsiz veriyor, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yaptığı gibi. Burada ben şu öneriyi müsaade ederseniz yapayım, daha sonra sizin sorunuza gireyim affınıza sığınarak. Rica ederim hocam. Ben 40 küsur yılını eğitime harcamış olan bir insanım. Ve gerçekten de Türk Yüksek Öğretiminde güzel şeylere imza atmış olan bir eğitimci olarak ben bütün genç kardeşlerime, üniversite adaylarına tercihleri yaparken 4 temel esası göz ardı etmemelerini onlara öneriyorum. Bunlardan bir tanesi, muhakkak ki tercih yaparken seçecekleri mesleğin bir moda meslek olmamasını, o mesleğin yarından sonra da yaşayabilecek bir meslek olmasını, yani yarından sonrasının mesleğini seçmelerini kendilerine öneriyorum. Seçeceğiniz mesleğe çok dikkat etmeniz yani lazım. Yani önce üniversite, bölüm, fakülte değil. Seçeceğiniz mesleğe meslek karar vermeniz ben gerekiyor. Ben ne yapacağım yarın? Benim yapacağım meslek kısa süreli olmaması lazım. Yarından sonra da o mesleğe insanoğlunun ihtiyaç duyması lazım. Kainatın, evrenin ihtiyaç duyması lazım. Dünyanın ona ihtiyaç duyması lazım. İkinci konu, seçeceğim meslekten elde edeceğim maddi imkanların hem kendimin hem de sorumlu olduğum ailemin yaşantısına yetecek miktarda bana maddi imkan sağlaması lazım. Evet. Dolayısıyla yani maişiyetimi, ibade ve iaşemi bana sağlayabilecek bir mesleği seçebilmem lazım. Oradan elde edeceğim maddi imkanlarla hayatımı ve benimle bağlantılı olan ailelerin ve sorumlu olduğum insanların hayatını idame ettirebilmem gerekiyor. Üçüncü önemli konu da o mesleği onurla taşıyabilmem lazım. Bana sordukları zaman ne iş yapıyorsun? Ben şu işi yapıyorum diyebilmem lazım. Ve bunu severek söyleyebilmem lazım. Alnı açık ve dimdik olarak söyleyebilmem lazım. İnsanlar içerisinde bulunmuş olduğu mesleği söylemekten imtina etmemeliler. Evet. Ya ben bu mesleği söylemesem mi veya onun yanından, etrafından dolaşmaması lazım. O zaman onurla taşıyacağımız bir mesleği seçmemiz lazım. Son olarak da seveceğimiz bir mesleği yapmamız lazım. Ben bunu hep en son söylüyorum değişik programlarımda. Dolayısıyla bu değerli velilerimize, değerli öğrencilerimize, değerli mezunlarımıza öncelikli olarak bilinçli tercih yapmalarını, tercih yaparken de muhakkak ki surette bir danışmandan hizmet almalarını ki bugün Türkiye'deki o tercih merkezlerimizdeki İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ve diğer üniversitelerimizin çok güzel tercih merkezleri var. Bunları kullanmalarını. İki, tercih yaparken de muhakkak ki surette az önce ifade etmiş olduğum meslek seçimine çok önem vermeliler. Burada tabii ki artık öğrenciler çok bilinçli Müge Hanım.
Eskiden tabii bilgiye ulaşmak çok zordu. Evet. Değişik kanallardan bilgi edinilerek, kataloglara bakılıyordu, efendime söyleyeyim broşürlere bakılıyordu, değişik kanallardan, rehber öğretmenlerden bilgi alınıyordu. Artık şimdi her üniversite ile ilgili çok sağlıklı bilgi alabiliyorsunuz. Hı hı. Onun teknolojik altyapısı, onun sosyal iklimi, onun akademik kadrosu, onun uluslararası ilişkileri, onun mezunlarıyla olan akrabalığı, yani mezun olduktan sonra o öğrencilerimiz ne yapıyorlar? Evet, bu noktada hemen o zaman Aydın Üniversitesi'ne gelmek istiyorum. Aydın Üniversitesi'ne. Yani bu hani yerinde uygulamayı siz öğrencilerinize sağlıyor musunuz? Ne kadar, nasıl burslar, burs imkanları veriyorsunuz? Şimdi tabii ki burada şunun da çok önemi oldu Müge Hanımefendi. Eğer üniversite öğrencisini meslek sahibi yapamıyorsa bir yerde eksiklik var demektir. Üniversitelerin birinci önceliği öğrencisini meslek sahibi yapması gerekir. Meslek sahibi yapabilmek için de o öğrencinin sanayi ve hizmet sektörüyle daha öğrencilik yıllarında buluşması lazım. Hı hı. Bütünleşmesi lazım. Bir başka deyişle üniversitede almış olduğu teorik eğitimi eş zamanlı olarak o üniversitenin öğrenciye pratiğe dönüştürecek imkanlar sağlaması lazım. Hı hı. Bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi bugün rakamları 10 binlerin üzerinde olan, 10 binlerce ifade edeceğimiz çözüm ortağımız diye ifade etmiş olduğumuz sektörün duayenleriyle işbirliği yapmaktayız. Hı hı. Yani bugün İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İkideli Organize Sanayi, TÜSİAD, DEİK ve buna benzer birçok kuruluşla İstanbul Aydın Üniversitesi çözüm ortaklığı anlaşmasıyla buraya bağlı şirketlerde öğrencilerimiz uygulama yapmaktadırlar. İlk yıldan itibaren öğrenci haftada bir veya iki gün iş yerine giderek, bu hukuk fakültesi için de geçerli, bu eğitim fakültesi için de geçerli, bu Anadolu Bir Meslek Yüksek Okulumuzdaki radyo televizyon bölümü için de geçerli, moda tekstil tasarım bölümü için de geçerli, iş sağlığı ve güvenliği bölümü için de. Yani İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bugün şemsiyesi altında yanılmıyorsam 160'ın üzerinde program öğrenciye öğretilmeye, 160 ayrı türde programda eğitim verilmektedir. Bunlar ön lisans, bunlar lisans, bunlar master ve doktora programları. Bütün bu programlarda öğrenciyi uygulamalı eğitim temel prensip haline getirilmiştir. Evet. Bütün yıllarda böylece öğrenci üniversite almış olduğu teorik bilgiyi aynı hafta pratiğe dönüştürerek kalem nasıl yapılır bilgisini öğrenmekle kalmayıp bizzat kalemi yaparak, yani bilgiyi ürüne dönüştürerek o öğrencinin özgüvenini sağlıyoruz. Artı bununla beraber öğrenciyi sektörle tanıştırarak öğrencimizin, hep söylediğim bir laf vardı, burada söylemekten yine imtina etmeyeceğim, ilk yıl öğrencinin iş yeriyle flört yapmasını, daha sonra öğrencinin o iş yeriyle nişanlanmasını, mezun olduğu zaman da nikahlanmasını sağlıyoruz. Böylece hocam, 23 bin mezun, siz söze girerken söylediniz, 23 bin mezunun bugün %86'sı sektörde çalışıyor. Çok büyük bu bir üniversite rakam, için büyük bir oran. Türkiye şartlarında çok büyük bir oran. İşsizliğin hangi oranlarda seyrettiği Türkiye'de mezunların %86'sını çalıştıran bir üniversite, gerçekten sırf bu yöntemle bunu başarmışız. %14 ne yapıyor? %14'ünde %10'a yakın olan büyük bir bölümü DGS ile beraber lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Hocam bu arada siz de DGS kurslarını ücretsiz veriyorsunuz. Şimdi ne biliyor herkese, musunuz burada? Mi? Yani üniversiteler öğrencisini sadece lisans ve ön lisanstan mezun etmekle mükellef değiller ki. Evet. DGS, yani dikey geçiş sınavları diye ifade etmiş olduğumuz ön lisans öğrencilerimizin lisans sınavlarında, yani lisans programlarına, hı-hı, devam edebilmeleri için biz her yıl ücretsiz dikey geçiş sınavı kursları açıyoruz. Ama sizin öğrenciniz olmak zorunda değil. Hayır, dışarıdaki öğrencilerimizi atıyoruz. Bakın biz Türkiye'nin bir eğitim kurumuyuz. Biz dünyanın bir eğitim kurumuyuz. İstanbul Aydın Üniversitesi bir dünya üniversitesi. Bakın bugün 800'ün üzerinde yabancı öğrencimiz var bizim. Evet. Uluslararası öğrenci diyoruz onlara. Yabancı tabirini pek kullanmak istemiyoruz. Onlar çünkü bizim misafirimiz. Onlar bizden daha çok bu ülkenin insanları. Onlar inanın daha çok bizim bu ülkeye yapmış olduğumuz hizmetten daha çok bize hizmet yapıyorlar kendi ülkelerine döndükleri zaman. Onun için biz onlara uluslararası öğrenci diyoruz. Bakanlar var bugün. Türkiye'de eğitimini görmüşler, kendi ülkesine gitmişler. Biz o ülkelere gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz ki o ülkenin eğitim bakanı, o ülkenin ekonomi bakanı Türkçe konuşuyor sizinle beraber. Oradaki duygunuzu düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bir dünya üniversitesi. Öğrencisini yarının küresel rekabetine hazırlıyor. Bir üniversitede yapmış olduğu eğitimle sadece yerel kalıyorsa, sadece ulusal kalıyorsa, uygulamış olduğu eğitim sistemiyle ulusal sınırlar içerisindeki stratejiyi belirleyip de ona göre öğrenciyi yetiştiriyorsa, o öğrenciye ihanet ediyor.
Çünkü artık global ve küresel dünyada biz öğrenciyi dünya insanı olarak yetiştirmemiz lazım. Bizim mezunlarımız Avrupa'da iş bulabilmesi lazım, Asya'da iş bulabilmesi lazım, Afrika'da iş bulabilmesi lazım. O zaman dünyanın küresel rekabetinin öngörmüş olduğu eğitim şartlarını, ticari şartlarını, ekonomi şartlarını, tarihi şartlarını o öğrenciye verebilmemiz lazım. Onu da nasıl yapacaksınız? Uluslararası ilişkilerinizi top noktaya çıkaracaksınız. Evet. Temel felsefe şudur İstanbul Ayrıca Üniversitesi'nde Müge Hanım. 100 doları da 100 doları olan öğrenci de yurt dışına gitmesi lazım. 100 bin doları da olan gitmesi lazım. Ya 100 doları olan öğrenci nasıl yurt dışına gider? 100 doları öğrenci parası olan Meriç Nehri'ni karşıya geçer, kabakları seyreder. 500 eurosu olan Sofya'ya gider bir yemek yer. 5000 eurosu olan Londra'ya gider. Ne bileyim 10.000 eurosu olan Amerika'ya gider. Veya parası yoksa Erasmus programıyla gider, Fulbright burslarıyla gider, 2+2 ile gider, vakıf burslarıyla gider. Ama temel felsefe her öğrencinin muhakkak bir yurt dışı tecrübe edinmesi kaçınılmazdır İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Evet, üniversitede okuyan bir öğrenci için kesinlikle bu çok önemli hocam. Başka bir vizyon açıyor değil mi öğrencilere? Kesinlikle tabii ki efendim. Peki Aydın Üniversitesi'nin hani yurt dışı veya yurt içi burslarını biraz anlatalım mı öğrencilere? İstanbul Aydın Üniversitesi tabii biz bir vakıf üniversitesiyiz. Evet. Vakıf üniversitesi kar amacı gitmeyen vakıf üniversitesi demektir. Biz bir ticari kuruluş değildir. Dolayısıyla hem kendi elde ettiğimiz kaynaklarımız artı dışarıdan elde ettiğimiz kaynaklarla öğrencimizin gelişimine katkı sağlamaya ısrarla bu konuda bir strateji belirliyoruz. Öğrencilerimizin %34'ü ücretsiz okumaktadır İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Yani 1/3'ünden fazla neredeyse öğrencimiz İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bir kuruş para vermeden hayatını ve eğitimini devam ettirmekte. Nasıl bunu sağlıyor? Başarı burslarımız var. Evet. Sporcu burslarımız var. Kendi okuduğu yıllarda onur öğrenci sıfatını kazanmışsa onur öğrenci burslarımız var. Fakir aile çocuğuysa, şehit gazi çocuğuysa, silahlı kuvvetler mensubuysa, öğretmen mensubuysa, artı bilimsel bir buluşa imza atmışsa bütün bunları bir yelpazede değerlendirerek biz öğrencimize burslar veriyoruz. Yani okula burssuz girmesinin bir önemi yok. Onu orada istediği gibi hak edebiliyor öğrenci. Hak edebiliyor. Evet. Artı birinci yılda bursu kazanamamıştır. Ama birinci yılda not ortalaması 3.5'in üzerine çıkmıştır. Evet. Onur öğrencisi olmuştur. Ona ayrıca bir burs sağlıyoruz biz. Evet. Ve tabii bunun yanında belki İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki sosyal iklimden de bahsetmek gerekiyor. Bakınız biz öğrenciyi beşeri bir varlık olarak kabul ediyoruz. Yani öğrenci sadece amfilerde ve laboratuvarlarda kendini yetiştiren bir varlık olarak onu bir beşeri varlık olarak görmüyoruz. Ama çok güçlü de bir teknik altyapınız ve laboratuvar ortamınız var değil mi hocam? Tabii ki yani bugün Türkiye'nin en güçlü belki ilk 3 üniversitesinin içerisindeyiz burada. Teknolojik altyapı itibariyle, mekatronik laboratuvarları, teknolojik merkezleriyle, medical science laboratuvarlarıyla, deprem laboratuvarlarıyla, gen laboratuvarlarıyla, bilgisayar laboratuvarlarıyla. Bakın ilk 3 diyorum. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Evet. Dolayısıyla matematiği bile uygulamalı göreceğiniz sistemler orada oluşturuldu. Çünkü biz öğrenciyi bilgiye dokunmasını istiyoruz. Dokunamıyorsanız bilgiye o bilgi kalıcı değildir Müge Hanım. Evet. Bilgiye dokunmanız lazım. İstanbul Aydın Üniversitesi de öğrencisine bilgi dokunduruyor. Az önceki konuyu tamamlamak istiyorum. Buyurun. Bunun için öğrencimizin hem sosyal, hem siyasi, hem kültürel, hem tarihi, hem ekonomik, hem kendi coğrafyamızdaki olaylara enterese olması için o çocuğumuzun bakın bugün 56 ayrı kulüp var üniversitemizde. Sosyal kulüp var, öğrenci kulüpleri var. Ve üniversitede öğrenci meclisi var. Bakın öğrenci konseyi demiyorum, öğrenci meclisi var. Öğrencilerden oluşan bir meclis var. Bu meclis bütün yönetim kurullarına katılır. Yani biz üniversitemizi öğrencilerimizle beraber yönetiyoruz. Öğrencilerimizin fikirleriyle beraber yönetiyoruz. Bütün senatolara bunlar katılır. Hem öğrenci konseyi hem öğrenci meclisi. Bu anlamda her öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi'nde muhakkak ki bir öğrenci kulübüne üye olmak zorundadır. Bakın bugün Urfa'da öğrencilerimiz var bizim. Okul tamir ediyorlar. Van'da öğrencilerimiz var. Depremze'de çocuklara eğitim veriyorlar. Trabzon'da öğrencilerimiz var. Efendim Kütahya'da öğrencilerimiz var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında yazın insanlar tatil yaparken İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öğrencisi o sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hocalarıyla beraber o bölgeye Şırnak'a, Siirt'te kütüphane açtık biz. Ben iki hafta önce Siirt'teydim. Siirt'te kütüphane açtık. İstanbul Aydın Üniversitesi kütüphanesini açtık orada. Hocam bir de akademik kadrodan bahsetmek istiyorum. Siz bunu biz gördünüz insanları, mü böyle? Bakınız şimdi efendim Müge Hanım, siz burada program yapıyorsunuz. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi, daha doğrusu bütün üniversiteler, bütün eğitim kurumları insanı insanla yoğuran müesseselerdir, kurumlardırlar. Yani eğer siz hamuru yoğuran insanı
insanı mahir ellerden müteşekkil kılarsanız onun yoğurduğu hamuru da güzel şekillendirirsiniz. Evet. Dolayısıyla biz mecburuz. Akademik kadromuzu çok güçlü, uluslararası deneyime sahip, kendi alanında, kendi sektöründe söz sahibi olmuş, yayınları olan, Ar-Ge çalışması olan, araştırmalı olan bir kadrodan meydana getirmek zorundayız. Ve bugün gerçekten İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 1800 öğretim üyesine oluşan öğretim kadrosuna sahiptir. Ve bunlar gerçekten kendi alanında söz sahibi olmuş, dünyada o alanda imza atmış olan insanlardan meydana gelmişiz. Çok kısa, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin diploması Avrupa Birliği'nin tanınırlığından bir iki cümleyi alabilir miyim hocam? Efendim, diplomanız dünyada geçerli değilse diplomanızı oturup düşünmeniz lazım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin diploması ve diploma ekleri, yani sertifika programları, ki bugün ondan pek konuşamadık, o sertifika programlarından, Avrupa Birliği tarafından ve Avrupa Birliği'ne entegre olmuş bütün ülkeler tarafından tanınmaktadır. Yani siz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin diplomasını aldığınız zaman, az önce söylemiş olduğum belki bunlar 100'ün üzerinde ülkede o diplomanın geçerliliği vardır. Bu çok yani önemli. Her ülkeye gidip o diplomayla çok rahatlıkla iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Kamu sektöründe, özel sektörde çalışabilirsiniz efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok değerli açıklamalardı bizim için de. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra Eğitim ve Yaşam kaldığı yerden devam edecek.